onsuz ne yaparım hiçbir fikrim yok açıkçası. Küpe, kolye, bu benim vazgeçilmez bir parçam. Pembeden asla vazgeçemem. Çok zor böyle. İşte bilezik, saat, en... Bir dakika ya, kafamda ne? Onlarsız yapamayacağım şeyleri. Ve yüzük. Çünkü yapmayı bildiğim tek şey ve en iyi şey bu. Evet ya. Bak bir şey anlatmak çok kolay benim için. Her nerede yaşanır ve yaşatırsa onlarsız yapamayacağım. Tabii ki de. Ama bir şeyleri böyle açıklamak daha da zor. Canım benim, söyle. Bunlar da benim küçük şeylerim. Tamam ya, ciddi. Kendi hayatımdan bazı kesitleri ve nelerden hoşlandığımı göstermiş olmuşumdur. Bofroz amcaya rahmetler diliyorum, sevgiler diliyorum. Yer kaplayan ve onlarsız yapamam dediğimiz hep bir eşyalarımız vardır. Senin onsuz yapamam dediğin eşyaların neler? İlk ile başlayalım mı? Tamam. Şimdi güne başlarken öncelikle asla onsuz yapamayacağım dediğim ilk şey kahve. Bu konuda çok takıntılıyım. Çünkü kahve içmeden güne asla başlayamıyorum ve kendime asla gelemiyorum. Bunun için hatta özel gramına kadar ayarlanabilecek işte tartı, kahve çekirdekleri, kahve makineleri alıp öğrenip öyle günümü başlıyorum. İlk o yüzden kahve diyorum. Buraya da koydum. Bu zaten gün boyunca yanımda duruyor. 1 litre olduğu için. Bu da çok sıcak tutuyor bu mug'ım. O yüzden bütün gün bununla geçiyor. Bu ilk objem. İkinci objem Merve'cim. Tabii ki de top. Kahve içtikten sonra yaptığım ilk aktivite antrenmana gidip bu topla haşır neşir olmak. Hayatımın son 26 yıldı böyle geçiyor. 26 yıldır. Evet, bu benim vazgeçilmez bir parçam. Bunsuz ne yaparım hiçbir fikrim yok açıkçası. Çünkü yapmayı bildiğim tek şey ve en iyi şey bu. O yüzden bunu ikinci sırama koyuyorum. Güne başlarken bunu kullandığım için. Üçüncü en çok onsuz yapamayacağım dediğim şey köpeklerim. Şu anda aşağıda yatıyorlar. Onlarsız yapamam. Çünkü bu çocukluktan gelen bir şey. Çok çok küçükken babaannemin köpekleri vardı. İkişer, üçer tane hatta. Onlardan kalma bir şey. Onlar bana ekstradan çok güzel bir enerji veriyor ve atıyorum bütün antrenmanda ya da maçta eve geldikten sonra stresimi atabileceğim, beni koşulsuzca mutlu edebilecek ve sevecek tek şey onlar olduğu için köpeklerim diyorum. Onlarsız bir hayat asla düşünemiyorum. Zaten her zaman yanımda. Her zaman yanımda. Diğeri kitap diyorum. Şu an bu kitabı okuyorum ama kitap okumayı çok seviyorum. Birçok zamanım, boş zamanım olduğu zaman direkt kitap okuyorum. Başka dünyalara gidebiliyorum kitapla. Ne bileyim, çok fazla öğrenebileceğim şeyler var. Her zaman belgesel ya da televizyondan öğrenemeyeceğimiz birçok doğruluk, gerçeklik bunlar da var. Bu benim vazgeçilmezim ve tabii ki de diğer vazgeçilmezim pembe. Evet. Aslında artık eskisi kadar pembe toka takmıyorum ama pembeden asla vazgeçemem göründüğü gibi. Pembe hayatıma mutlaka bir yerinde mutlaka olur. Diğer vazgeçilmez şeyim... Ojeler de mi pembe kaplı? Tabii ki de. Ya şeyi seviyorum. Normal kıyafet olarak çok pembeyi değil ama böyle küçük objelerde ve özellikle oje tarzı renklerde pembe benim için diğer vazgeçilmez bir objem mi diyeyim artık ne diyeyim ona sen karar ver. Diğeri bu küçük çanta olarak buraya getirdim çünkü bunları ayıramadım. Bunun içinde benim kozmetik eşyalarım var. Bir kere asla parfümsüz yapamam. Son kullandığım parfümüm de bu arada. Tavsiye ederim. Parfümsüz hiçbir şekilde ne antrenman ne dışarıya asla çıkamam. Hatta bazen yani psikopat bir şekilde ya gece yatmadan önce bile parfüm sıkıp yatıyorum. O kadar parfüme obsesifliğim vardır. Rujum olmazsa olmaz. Zaten makyajsız antrenmana bile çıkmadığım için. Maçlarda çok bakım. Her zaman. Bakım olayını seviyorum. Çünkü bizim podyumuz sahanın içi.
Orada güzel gözükmek, bakımlı olmak hoşuma gidiyor. Çünkü insanlar oraya bizi izlemeye geliyor. Televizyon çekiyor. Yani kimse bence bakımsız kadını sevmez. Zaten ondan önce kendimiz için bakımlı olmak zorundayız. Ben kendim için bakımlı olmayı seviyorum. Diğer çok ikinci şahıslar çok umurumda değil bu konuyla ilgili. Ya bunun içinde rimelim var. Böyle bir kremim var. Bu hem güneşten koruyor hem de bir ışıltı veriyor. Bu onda ten değildir. O yüzden doğal bir şey olduğu için bunu seviyorum. Bunları kenara koyuyorum. Bunu daha içine bir sürü şey koyabilirdim ama bunu başka bir YouTube videosunda çekip yayınlayabilirim kullandıklarımı. Asıl en onsuz yaşayamayacağım şey maalesef ki bu. Alerjik astım olduğu için ben de bu spreysiz dışarı çıkamam. Çünkü bu benim kurtarıcım. Şu an gerçi iyi durumdayım ama herhangi bir şey olduğunda bu benim hayatımı kurtarıyor. O yüzden dışarıda bir şey olur, müdahale etmeniz gerekebilir. Çantanın içinde bu her zaman olur. İki pıs verdiğiniz zaman kendime gelirim. Diğeri gözlük, güneş gözlüğü. Yani belki gerekirse uyurken bile güneş gözlüğü takabilecek durumdayım. Çünkü güneşe karşı bir alerjim olduğu için çocukluktan beri güneş gözlüğü kullanmadan çok fazla dışarı çıkamıyorum. Aynı zamanda bunu bir aksesuar olarak kullanıyorum. Sanıyorum, yanlış hatırlamıyorsam 30-40 tane güneş gözlüğüm var. Ne kadar obsesif olduğumu. Evet, bu konuda görebilirsiniz. Neyse, gözlüğümü göstermiyorum. Sonra kıskanmayın diye. Diğeri tabii ki de müzik. Bu hoparlörü getirdim. Ama güne başlarken ve günü bitirirken ve her zaman hayatımın her alanında çocukluktan şu ana kadar müziksiz asla olmaz. Müzik benim için hem ilham kaynağı, hem rahatlatıcı, hem eğlendirici. Her şey demek. Müzik ruhun gıdasıdır diye boşuna söylememişler. Merve, benim biraz farklı bir tarzım var müzikte. O yüzden yani hip-hop R&B de seviyorum. Alaturka da seviyorum. Çok Türkçe pop sevmiyorum sadece. Tek kriterim bu galiba. Ya da dinleyemedim ya da tahammül edemedim. Ama onun dışında eski Türkçeleri seviyorum. Ama genelde dinlemeyi tercih ettiğim şey birazcık daha house, deep house, electronic house tarzı müzikler. O yüzden onları daha çok dinliyorum. Bazen arabesk de olabilir. Eğer maç kaybettiysek dibine vurabiliyorum. Arabada son ses açıp bunalıma bağlayabiliyorum orada. Ama ya her müziği dinliyorum ama benim için galiba Gizem, hani bir müzik de dersen elektronik, deep house diyebilirim. Ben sıra buna geçiyorum. Bu işte yağlı boya. Bunun hikayesi de şöyle. Ben çok küçükken mesela ders dinlemezdim. Defterlerim, keşke atmasaydım. Defterlerimde sadece şey yapardım. Kurşun kalemle çizim yapardım. Ama aslında o kadar akıllıydım ki hem çizim yapıp hem de hocayı dinleyebiliyordum. O yüzden bu herhalde bana verilmiş bir yetenek diye düşünüyorum. Olamayacağım bu konuyla ilgili. O zamandan kalma. O zaman da çünkü annem bana işte yağlı boya seti almıştı. Bir sürü işte yapabileceğim çizim için alet, edevat almıştı. Ama işte bu pandemiyle birlikte ben de kendime hobi olarak tekrardan edindiğim ve başladım. Yağlı boya diyorum. Çünkü bu benim için hem terapi, hem kendini geliştirme, hem de rahatlama. Bunlarsız yapamam. Asıl en önemlisi takılarım. Yani küpe, kolye, işte bilezik, saat ve yüzük. Bunlarsız asla yapamıyorum ve şu an antrenmanlar başladığı için, bunları takamadığım için de ekstra çok mutsuzum. Çünkü bunlarla uyuyorum. Bunlarla uyuyorum, bunlarla kalkıyorum. O kadar takıyı seviyorum. Yani hatta biraz daha yerim olsa takacağım, takıştıracağım böyle. Nereden geliyor bu bilmiyorum ama bunları aşırı seviyorum ve çok da merakım var. O yüzden bunlarsız yapabileceğimi sanmıyorum. Bana da çok yakışıyor. Teşekkür ederim. Buraya getirmeyi unuttum ama bir tane bir şey daha var. Bir de not defterim. Çünkü bu seyahat sıralarında not almayı, gittiğim yerleri yazmayı, o da tabii ki de pembe not defterim. Böyle bunun gibi böyle tüylü. O yüzden onları çok seviyorum. Onlara mutlaka not alma ihtiyacı hissediyorum. Telefonu çok sevmiyorum not alma konusunda ama o yüzden yazmayı çok seviyorum. Yazarak not aldığım zaman hem daha çok aklımda kalıyor hem de daha çok bir şeyleri hatırlamakla şey yapabiliyorum. Kolaylık çekebiliyorum. Aslında benim için bunlar. Zaten benim hayatımı da anlatan her şey burada. Başka ne var bilmiyorum. Daha fazla aslında sıralayabilirdim ama
bana belli bir şey, sınır koydunuz. Bu sınırları geçmeden ancak bu kadarına getirebiliyorum. Yoksa evime gelseydiniz bir sürü şey çıkardı. Ya atıyorum, bazı insanlar ayakkabı diyebilir, işte çanta diyebilir. Benim öyle şeylerle çok işim yok. Tabii onlarsız olmaz ama asıl önemli olan bunlar. Bunlar olduğu sürece ben her yerde, her koşulda, her şartta yaşayabilirim. O zaman eve gelme sözümü de alalım. Evet, eve, evet. Ev turu yapalım. Ev turundan çıkamayız yalnız, ben söyleyeyim. Ev fena. Ev şu an şey ya, böyle rahatlık, eğlence, ne ararsan o evde bulabileceğin bir alan olduğu için o yüzden evden dışarı çıkmıyorum. Çünkü evde her odada başka bir organizasyon yapabilecek kadar düzenledim. O yüzden evden çıkmayı seviyorum. Evde zaman geçirmeyi seviyorum. Evde bunlar olsun. Dediğim gibi dağın başında da olsa, çölün ortasında ya da herhangi bir şeyde yaşayabilirim her zaman. Kendi hayatımdan bazı kesitleri ve nelerden hoşlandığımı göstermiş olmuşumdur. Hepsi bu kadar. Benden bu kadar. Kendinize iyi bakın. Bob Roz amcaya rahmetler diliyor, sevgiler diliyorum.